onun işçisi. O adam önün işçisi de adam ya. Adam arabayı getirmiş şu an adamın evi. Daha tebligat gelmedi. Tebligat gelmedi. Saat 3'te 2'de hiç tebligat vermeden direkt yıkım kararını çıkarıyorlar. Gelmiş akşam gelmiş. Saat 4'te. Saat 4'te geldiler. Dedi biz yıkacağız yarın. Hiç kağıt elimize vermeden, tebligat vermeden sorgu sualsiz 1000 tane polis. Evet. Belediye zaptasıyla, helikopteriyle, tomalarla bütün İzmir'i halkı yani bu emniyet teşkilatını başımıza yıktılar. Evet. Biz de zaten burada belli görüyorsun. 25 senedir buradayız. Kendi yerimiz tapılıdır bak. 25 senedir buradasın. 25 senedir buradayız. Tapılı olduğu halde yıkıyorlar. Ya bunu zulmediyor. Yani bu CHP bizi zulmediyor. Açıkçası çünkü o İzmir'in diyorlar kalesi CHP. CHP kalesinde rahat oturuyor. Geliyor bizim evlerimizi başımıza yıkıyorlar. Yıkmanın gerçekten sebebi... Sebebini söylemiyorlar. İşte herhangi bir sebep söylemiyorlar. Yani burayı nasıl yapacaklar? Keşke dese sebebi hani, budur. Ben bunun yüzünden yıkıyorum. Peşkeş çekecek. Peşkeş çekecek birilerine. Ya büyük bir ihtimal öyle. Birine peşkeş çekmiştir. Ya dedi pazartesiye evet, kadar sabredin. Bu bir vatandaş çoluğunu, çocuğunu, evini alsın, çıksın, gelin, duvarlar kalıyor, yıkın, ser, tertemiz, çıkın gidin. Evet. Yok, yok diyorum. Ben bilmem neyi ben yıkarım. Vallahi hepimiz sokaklardayız. Ya ben sana ne diyorum bak, evet, adam işçi, patronu, arabayı kiralamış, evi şu an 3 gün arabayı kiralamış, ev arabanın üstündedir. Ev o koş tenin ev yok, bark yok, kiralık ev de yok. Araba çoluk çocuğuyla bak, 3 aylık çocuğuyla arabanın üstünde içinde yatıyor. Böyle rava mı olur ya? Babam Alzheimer hastası. Evet. Annem rahatsız. Babam burada. Hayvanların içinde yani. Aşağıda kalmıyor. Alzheimer hastası. Evet. Aşağı götürdük. Kalmadı. Zorla yani durmuyor. Rahatsız. Bunu eve, buraya hayvanların olduğu yere getirdik. Bizim eşyalarımızı da görüyorsun. Evet. Hep çoğu arabaların arkasında. Çoğu çadır çekmişiz. Burada yani. Gece gündüz buradayız. Kurbalıdan çalışıyoruz abi. Gideceğimiz bir yerde yok. Kendi tapılı yerde de ev yapamıyoruz. 2 gündür ağzımıza bir bardak su içmemişizdir. Suriye olsaydı, Irak halkı olsaydı, Suriye halkı olsaydı bunlara yardım ediyorlardı. Baraka veriyorlardı, konteyner veriyorlar, çadır veriyorlar. Bunlara en aza bakabiliyorlar. Ya ben bu ülkenin halkı değil miyim? Hiç kimse, hiçbiri, ya hiçbiri demedi ya bunlar evi yıkılmış, biz bunlara bir bakalım. Ya nedir? Sahip çıksa ocağını yıkmaz, evi yıktırmaz ya. Neyi sahip çıkacak ya? Yani Allah'ım ya. Diyecek ki kardeşim, bu adamı biz zor duruma koyduk. En azından biz bunlara bir yer gösterelim. Yeri gösteremiyorsa kamulaştır, paramızı ver, yık, bizi ondan sonra gönder. Biz yıkacağız burayı, tebligat yok. Biz yıkacağız. Biz Levent Bericin'le görüştük, dedi ki biz dedi burayı, dedi ki ben karışmıyorum, büyükşehir biliyor. Evet. Biz dedi büyükşehirle konuşursan dedi hallet, dedi ben ararım sizi. Aramadı bizi. Biz arada milletvekili vardı, az kocayla söylerim dedi erteletireceğiz. Polis geldi buraya. Bin kere versin. Polisler geldi. Biz dedi ki kardeşim dedim bak. Bizim yerimiz tapılı. Zaten bırakın dedim bize 1-2 gün. Bulmuş bulacağını. Bir hafta, 3 gün evet, mühlet verin, yıkmayın. Ondan sonra biz eşyamızı toparlayalım. Kendi çaremizi başımıza bakalım. Hayvanları artık ne yapalım? Hayvanlar nereye gidecek? Hadi insanlar bir şekilde sokakta bir şekilde gider bir evlere gider. Bu hayvanlar nedir? Bu hayvanları daireye alırsalar evet, götürelim daireleri. Eğer alıyorsalar. Az Kocaoğlu daire varsa, Az Kocaoğlu sesleniyor. Daire varsa, bildiğin kiralık evler mevle varsa kendin hayvan... evinden bir daire size kira verilsin, hayvanları sok oraya. Eğer varsa öyle bir şey, Aziz Kocaoğlu'yu versin. Varsa biz götürelim, gerçekten hayvanları falan koyalım. Yani eğer buranın belediye başkanıysa, buranın belediye başkanıysa bizi mağdur etmeyecek. Biz onda sadaka mı istiyoruz, vitir mi istiyoruz, biz ona zekat mı istiyoruz? Tabii yerimizi geliyor. Biz ona diyoruz ki bizim yerimizi kamulaştır, paramızı ver. Ya bu demek Türkiye Cumhuriyeti verdiği tapu yalan mıdır? Bunu anlamış değiliz. Bizi zayıf gördüler. Bizi ezmeye çalıştılar. İllahin. Bak bize
tomarlarla, gözlerimize gazlarla, sularla bizi sürgün ettiler. Ama bizi ezdiler. Biz diye Kürtlere baskın veriyorlar. Biz yani, de diyoruz. Yani bizi ezdiler. Biz de diyoruz ki gene devletimizdir. Devletimize yani ne varsa devletimize diyor. Gene de boynumuzu eğiyoruz ama bize sahip de çıkmıyor. Hep biz nereye gidelim? Kira versin, hayvanlar için bir daire versin. Aziz koca burada. Bu buralar işte. Ali Bey, bu atada kimsin? Eşyanız oluyor değil mi? Eşyalar hep buradalar. Bir kısmı damlara koymuşuz. Evet. Hayvanlar içine. Bir kısmı damın içine koymuşuz. Bir kısmı çadırların altına şey yapmışız. Hepsi sokakta eşyalar. Hükümete sesleniyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakan'a sesleniyorum burada, Davutoğlu. Burada bize yani bir yardımcı olun. Yani yardımcı olun. Yani burada otobandan geçiyorlar, diyor ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ya işte Başbakan Davutoğlu. İşte burada bu evler var, bilmem ne var. Ya burası tapılı. Ben özellikle hükümete sesleniyorum. CHP bize zulüm ediyor. Ya bize bir sahip çıkın. Bize sahip çıkın Allah rızası için. Sizden yani bir şey istemiyoruz. Ya bizi yerimizi bize verin. Yani bizim tapılı yer. Yani paramızı verin. Biz çıkıp gidelim yani. Hani belki haberi yoktur. Ya bunu duysun. Büyükşehir'e bir tepkisi bir göndersin yani. Yani Kılıçdaroğlu kötü insan demiyorum. Belki bilgisi yoktur. En azından bir hani adına, belki partisinin adına, belki leke getirmek de istemiyorum hani. Adam yani bunu belki bilmiyor bunu. Hani bunu bir kendi Büyükşehir Aziz Kocaoğlu bize zulüm yaptı. Biz işkence görüyoruz. Biz zulüm görüyoruz. Bunu bir görsünler. Yani Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Allah rızası için buna bir dur deyin.